başta bir kere. Çünkü doğuştan sahip olunan bir hakkın müzakere edilmesi insanlık dışıdır nokta. Bunun ne terörle, ne bölünmeyle, ne bütünleşmeyle hiçbir alakası yok. Bir, derde derman diye bu ayıptır. Derde derman olarak bunu seçmeli ders olarak sunmak da hakarettir. Hatta küfürdür. Niye? Sen İstanbul'daki Türkiye, Edirne'deki Türkiye seçmeli ders yapabilirsin, Kürtçeyi öğrensin. Bu ülkede 15-20 milyon Kürt Türkçeyi öğrendi. Bir milyon Türk de Kürtçeyi öğrensin. Onlara ana dilinde bir merhaba demeyi, bir hoş geldin demeyi, bir iyi akşamlar demeyi, bir rojbaş, bir eyvarbaş demeyi öğrensin. Bunda hiçbir şey yok. Seçmeli ders ana diliniz olmayan bir şey için verilir. Şimdi şöyle bir örnekle anlatayım. Sizin çocuğunuza Ahmet Bey Türkçeyi seçmeli ders olarak verseler gönderir misiniz? Böyle bir şey olur mu? Şimdi ana dilde eğitim tartışalım. Bunu söyleyeyim, büyükşehir yasasına göre. Böyle düşünmüyorsunuz ana dil. Tabii ki böyle düşünmüyoruz. Yani böyle bir süre sonra birbirini anlamayan iki ayrı nesil yetişecek. Öyle değil. İki ayrı gençlik yetişecek. Öyle değil. Bunu tartışacaksak tartışalım ama bu tartışma